Bir ülkenin yerüstü zenginlikleri kadar yeraltı zenginlikleri de önemli. Mineraller, yararlı doğal kaynaklar ve petrol yerin altından çıkarılmayı bekler. Bu açıdan avantajlı bir coğrafyada yaşıyoruz. Ülkemiz dünyadaki toplam doğal taş rezervlerinin %40'ına sahip. Dünyadaki en yüksek rafine bor ürünleri ülkemizde üretilmekte. Trona rezervimiz ile dünya sıralamasında 2. sırada yer alıyoruz. Bu zenginliklerin güvenle çıkarılmasını ve verimliliğini sağlayacak kişiler maden mühendisleridir. Öte yandan madenlerde yaşanan iş kazalarının yüksek oranda olması ve sonuçlarının ölümcül etkisi, madencilik alanında nitelikli mühendisleri olan talebi zorunlu kılmaktadır. Maden mühendisliği doğada maden analizi yapan, maden çıkarma ve işleme teknoloji ve uygulamaları içeren bir disiplindir. Maden mühendisleri, değerli ve çıkarılabilir maden birikintilerinin yerini tespit eder. Cevheri güvenle çıkarmanın yollarını ve yöntemini bulur. İşlenerek kullanılır hale gelmesini çalışmalarında rol oynar. Maden ve minerallerin çıkarılması aşamasında çevreye zarar vermemesi için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlar. Bu mühendislik alanı jeoloji, metalürji ve benzeri birçok disiplinle işbirliği içinde faaliyetlerini yürütür. Maden mühendisleri, maden kaynağının keşfinden madenin kapatılmasına kadar tüm süreçlerde yer alırlar. Sadece madenin verimliliğinden sorumlu olmazlar. Güvenliğin üst düzey sağlanmasına yönelik çalışmalarda sorumluluk üstlenirler. Çalışma alanları sadece büro ve ofis ortamı değildir. Şantiye, açık arazi ve yeraltı çalışmaları da vardır. Maden mühendisi olmak için üniversitelerin 4 yıllık maden mühendisliği lisans bölümünü bitirip diploma sahibi olmak gerekir. Eğitim dili genelde İngilizcedir. Maden mühendisliği mezunları dilerlerse kariyerlerine tezli yüksek lisans programı ile devam edebilirler. Lisans mezuniyeti sonrası özel sektörde çalışmak isteyenlerin diplomaları yeterli olacaktır. Yine de farklı alanlarda aldıkları eğitim ve sertifikalarda avantaj sağlayacaktır.